Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Uzun bir aradan sonra e, yeniden bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Evet aracımız 10.000 kilometreyi devirdi. E, bugünkü hedefim size biraz esasında e, 10.000 kilometre süresince nelerle karşılaştık? Yıpranan yerleri var mı? Acaba 6 ay kadar bir sürede bu kadar kilometre yaptığınız zaman bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Sıkıntı yaşanan yerler neler? En sevdiğim özellikleri, en sevmediğim özellikleri. Başlangıçta neleri sevmiştim? Şimdi neleri seviyorum? Veya başlangıçta nelerle ilgili sıkıntı yaşayacağımı düşünmüştüm. Şimdi ne durumdayım? Biraz bunu anlatacağım aslında. Şöyle bir genel görünümle başlayayım istedim. Öncelikle en çok tatmin olduğum şeylerden bir tanesi aracın bu ön kaput korumasının işini gerçekten çok iyi yapıyor olması. Özellikle uzun yolda genelde işte sıçrayan taşlar ve benzeri şeylerden dolayı kaputla alakalı ufak tefek yaralar bereler oluşur. Bunlar bu araçta oluşmadı. Onu basitçe söylemekte fayda var. Yine bu koruma, işte boya koruması ve benzeri şeyler isteseniz de istemeseniz de Yapılan şeyler aslında işe yaradığını da gördük diyebilirim. Peki aracın içine geçersek durumumuz nedir? Şöyle bir kontağımızı da açalım. Evet bir kez daha basmam gerek. Hatta çalıştıralım. Evet şimdi öncelikle e, mevcut durumda e, aracın 10301 kilometre ulaştığını e, görüyoruz. E, i̇şte yaklaşık 4000 kilometre civarı bir yol yapmış oldum. E, bu 15-20 günlük tatil süresince. İşte yaklaşık e, <laughs> yaklaşık 6000 kilometre civarında bir eee kilometreyle tatile başlamıştım. Şu anda da yaklaşık işte 10000 kilometreler civarındayız gördüğünüz gibi. 4000 kilometreye yakın bir mesafe kat ettim. İşte i̇stanbul konya Ereğli ardından Konya-Ereli-Trabzon, Trabzon'dan işte Rize tarafına bir gittik geldik. Ondan sonra da yeniden Trabzon'dan İstanbul'a döndüm. Bu süre zarfında böyle bir kilometreye ulaşmış durumdayız. Şöyle bir şeyi tecrübe etmiş oldum tabii ki 10.000 kilometreye ulaşmasıyla beraber. İşte Yakıt alım sonrası bu sürücü bilgi ekranındaki bilgilere baktığınız zaman işte yakıt alım sonrası işte e, toplam tüketim verileri e, ve sürüş esnasında geçen e, yine bilgiler kaydediliyor biliyorsunuz. Burada ilginç bir şey gördüm. E, siz de az önce gördünüz. Burada gördüğünüz gibi 9999.9 kilometre itibariyle toplam tüketim e, anlamında kaydediliyor sayat sıfırlanmıyor. Veya devam etmiyor. Yani 10.301 10, olması lazım burada. Şu anda onu göremiyoruz. Dolayısıyla o kilometreye gelene kadar işte bu civarda bir şey tüketmişiz. Yakıt tüketmişiz. Bunu yine görüyoruz diyebilirim. Peki yakıt tüketimi haricinde yine aracın işte döşemelerine baktığınız zaman veya işte koltuk kullanım durumuna göre baktığınız zaman işte 10 bin kilometre yapmış ve yani ön iki koltuk daha çok kullanıldı arka koltukları da kullandık tabii ama işte orta konsola falan baktığınız zaman çok özür dilerim yine orta kolt konsola baktığınız zaman işte şu kol dayama kısmına baktığınız zaman mesela hiç şey görmüyoruz yani bir yıpranma belirtisi veya bir e, işte sıkıntı gösteren herhangi bir bölüm yok. İlk başta aracı aldığım zaman özellikle e, işte bu deri kokusu e, ve deri hissiyatı kısmına baktığımda e, görünüşü çok güzeldi ama bir yani bu yeni sıfır araba kokusu çok az geliyordu. Acaba dedim kullanılan materyalden mi kaynaklanıyor? Biraz şüphelendim kullandıkça ne olur diye merak ediyordum açıkçası. Ancak işte 10.000 bin kilometre sonrası yaklaşık 6 ay kullandıktan sonra işte bu direksiyondaki elinin dizin tuttuğu işte bu perfore deri olan nappa deri olan kısım yine işte gerçek hayvan derisi diyeyim veya başka bir deyişle yine buradaki dikişler vesaire hiçbir yerde böyle sıkıntı yaratacak bir durum söz konusu değil. Yine işte bu kapı içlerindeki ilk başlarda sıkıntı olur diye düşündüğünüz şeyler yani hiçbir problem yaratmıyor. Yine işte buradaki şu sert plastik olan kısım neredeyse hiç temas etmiyorsunuz. Hiç işiniz olmuyor açıkçası. Yine işte kapı içerisindeki şu bölümler. Mesela şuradaki küçük e, elde tutamaç yeri aynı zamanda bir e, göz olarak da kullanılabiliyor. Orayı temizleyebilmeniz için çıkarılabilir bir plastik koymuşlar. O çok işe yarıyor mesela. Yine kapı içinde baktığınız zaman bence e, problem diye söyleyebilecek şeylerden bir tanesi bu kapı içindeki e, gözün e, küçüklüğü gibi görünüyor. Küçük demeyeyim de darlığı. E, pek çok şey alıyor aslında bakarsanız. İşte benim için temizlik bezlerim, işte su mataram ve benzeri şeyleri almış durumda. Ancak ve ancak daha geniş olabilir miydi bilmiyorum. Belki kapı içerisindeki korumalardan kaynaklanıyordur. Yine bu sürücü tarafındaki biniş esnasında ayaklarınızı bolca sürttüğünüz yerler hiç deforme olma belirtisi göstermiyor. Yine işte sürücü koltuğunu göstereyim. Sürücü koltuğunda şu benim oturduğum kısmın. Şu bölümünde, bakayım görünüyor mu? Şu bölümde biraz ezilmeler var doğal olarak. Ben bu arada 100 kilonun üzerinde bir sürücüyüm. Onu da hesaba katmanızda fayda var. Araç kimi günler hiç şey yapılmaksızın, yani hiç bir gün ara verilmeksizin 1000 kilometreye yakın yol yaptı. Şu kenarlardaki yine koltuğun durumu, yine koltuğun bu bölümdeki destek bölümleri oldukça işe yarıyor. Şu ana kadar benim kullandığım en konforlu koltuğa sahip olan otomobil diyebilirim. Yine sırtınızı yasladığınız bölümler, işte başınızı dayadığınız bölümler bunlarda da herhangi bir deforme olma belirtisi yok. Hiçbir yerde bir yıpranma vesaire yok. Yani farklı markaların ürünlerine baktığınız zaman şu bölümlerde özellikle iniş binişten kaynaklanan yıpranmalar görürsünüz. Yine bu bölümlerde yıpranmalar görebilirsiniz. Bu araçta açıkçası gözlerini karartmışlar ve nefis kaliteli materyaller kullanmışlar. Yine şu bölüm genelde iniş biniş esnasındaki sürtünmelerden, pantolonunuzun, kemerinizin vesaire sürtünmelerinden etkilenir. Buradaki plastikte ufak tefek yine bu sürtünmelerden kaynaklanan şeyleri görüyorsunuz. Kapı eşiğinde vesaire bir sıkıntı yok. Arka tarafta yine baktığınız zaman e, işte paspasları temiz tutmaya gayret ediyorum tabi ama yani e, durumları bu e, orijinal şey paspaslarını almıştım lastik paspaslarını almıştım. Yine arka taraftaki fitilin vesaire yani temizlendiği zaman gayet güzel ve hiç yıpranmamış şekilde görünüyor. Özellikle uzun yolculukta bolca da misafirim oldu aracımda. Dolayısıyla e, arka koltukların kullanımı da ve e, konforu da gayet e, durum anlamında, mevcut durum anlamında konforlarını kaybetmemiş durumdalar. E, yine iniş biniş noktasında genelde benim kadar dikkatli olmayan insanlar sonuçta inip bindiler arka tarafa. Herhangi bir sürtünme, yıpranma izi gözlemlemiyoruz veya aracın yine e, işte arka koltuklarındaki işte kol dayama bölümünde olsun. Yine işte ne bileyim elle tutulan yerlerde, temas edilen yerlerde olsun hiçbir yıpranma belirtisi yok. ha diyebilirsiniz ki zaten 10.000 bin kilometrede araç nasıl yıpranma olabilir? Ya 10 bin kilometre fena bir kilometre değil. Yani pek çok şey yıpranabilir. Yine bagaj kısmını şöyle göstereyim. Bagaj kısmında özellikle şu Edindiğim bagaj havuzu gerçekten çok mükemmel işini yaptığını söyleyebilirim. Yine işte tatile çıktığımda onun incelemesini de yapacağıma dair söz vermiştim. Yapacağım gerçekten. Şuradaki şeyi kullandım. Çakmak gözünden derin donduruculu bir buzdolabım var. O buzdolabına elektrik aldım. Hiç sıkıntı olmadan eksi 22 derecelere kadar taşıdığım materyali soğutarak getirebildi. Yine özellikle arka yolcuların konforu için sunulan bu arkadaki klima arkada misafir ettiğim küçük kuzenlerimi gayet memnun etti diyebilirim. Oldukça rahat geldiler. Tek sıkıntıları arkanın biraz klostrofobik olması. Yani yaşları 10 civarında onlar için dahi biraz klostrofobik. Ama yine de 2-3 saatlik yolculukları beraber yapabildik diyebilirim. Başka yine bu arka koltuklardaki anlatırken söz etmedim ama şu perdeler inanılmaz işe yarıyor arkadaşlar. Yani özellikle yani nasıl söyleyeyim bu işte güneşin sağdan soldan vurduğu senaryolarda bu perdeler gerçekten çok işe yarıyor. Çok güzel bir konfor ekipmanı olduğunu söyleyebilirim. Yine daha önceki videolardan hatırlayanlarınız olabilir. Hatırlamayanlar için ...arkadan üçüncü sıraya geçiş noktasında bu koltuğun üzerindeki düğmeyi kullanarak koltuğu öne çekme ile operasyon yapabiliyorsunuz. Arka koltuğa geçmek oldukça basit oldu. Yine misafirlerim için onu da belirtmeden geçmeyeyim. Şu ana kadar kullanmadığım tek şey aslında buradaki şu güç bağlantısı. Bunun için de bir kompresör aldım. Uzun süredir çok hayal ettiğim bir şeydi. Onu da deniyor olacağım. Kompresörle hem... ...aracın böyle elle ulaşılması zor olan kısımlarına hava üflemek... ...hem de işte lastiklerin havalarını e, korumak açısından e, kullanabileceğiniz bir e, yapı elde ediyorsunuz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Yolcu koltuğu kısmına bakarsak... Yani ...genelde buraya binen misafirlerim dikkatlilerdir ama çok dikkat edilmediğini de gözlemliyorum. Özellikle elle tutulan yerler, yine şuradaki sert plastiğin durumu, kapı içi durum... Yine e, oturulan bölgeye baktığınız zaman burada neredeyse hiç ezilme yok aslında. Şurada sadece şöyle bir e, belli belirsiz bir çizgi oluşmuş durumda gibi görünüyor. Kameraya ne kadar yansıyor bilemiyorum. Ancak bu koltuk da gayet iyi durumda. Yani 10.000 kilometre çok bir kilometre gibi gelmese de vallahi benim için çok görünüyor. 6 ayda 10.000 kilometre benim e, standardım ama 3 araçla yaptığım şeydi. Tek araçla bunu yapmam biraz enteresan oldu benim için de. Burada ufak tefek tozlar görüyoruz ama onlara takılmıyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Araç bir 2-3 haftadır da yatıyordu aslında tatile gittikten sonra döndüğümde bir de yurt dışı seyahatim oldu, iş seyahatim oldu. Dolayısıyla araç şu anda 2-3 haftalık iç kirde barındırıyor diyebilirim. Evet genel durumumuz açıkçası böyle. Daha fazla uzatmadan bir de içeride birkaç şey daha anlatmak istiyorum. Evet. Aracın içine tekrar geri döndük. Bu araçla ilgili başlangıçta sevdiğim şeyler aracın çok dolu olmasıydı aslında ve çok fazla şey barındırıyor olmasıydı içerisinde. Premium hissiyatı vesaire çok güzeldi. Sevmediğim şeyse daha çok marka algısıydı açıkçası. Özellikle mahalle baskısı komşu, es, dost, akraba. işte Mercedes'ten sonra bu araca binilir mi? BMW'den sonra bu araca binilir mi? İşte Audi bilmem ne alsaydın. İşte e, Volvo filanca alsaydın. İşte Hyundai neymiş falan gibi. Maalesef e, çok böyle teşvik etmeyen e, yorumlar yapanlar çok oldu. Bu arada e, bir süredir video çekmememin sebeplerinden bir tanesi de bu sakal durumu. Biraz havalansın diye yüzümü sakallarımı kestim çok şu anki halimden memnun değilim. 3 seneden sonra ilk defa kendimi bu şekilde görüyorum. Kusura bakmayın şu anki bu parlak halimden dolayı da. Ee, dolayısıyla bu marka algısı mevzusu beni ilk başlarda en çok rahatsız eden şeylerden biriydi. Ancak daha önceki birçok update videosunda da paylaştığım gibi bir süre sonra bu algı ortadan kalkıyor. Hem kullanan için hem de binip aracı görenler için. Binip aracı görenler zaten bu, bu nasıl Hyundai, bu Hyundai mı diyorlar. Hyundai'in marka algısı bilmiyorum. Diğer araçlarında nasıl? Tek tek gidip bakmadım içlerine vesaire ama sadece Tucson'u gördüm. Tucson'da da yine benzer bir e, premium hava var içeride. E, i̇şte dikkat edilmiş bütün materyallere, dokunduğunuz her yer yumuşak. Ee, yok. ve kullanışlı ben e, araçların özellikle böyle uzun süreli kullanım denildiği zaman böyle gerçekten bir sene falan kullanımdan bahsediyoruz umarım bir sene sonra da benzer duygular içerisinde olurum genelde böyle bir haftalık kiralamalarda veya işte test profesyonel bu işi test işini profesyonel yapan insanların paylaştığı işte içeriklerde gördüğünüz şeyler genelde 2-3 günlük tecrübeye dayanıyor veya işte bir haftalık falan tecrübeye dayanıyor. Bazıları uzun süre kullanım için alıyorlar özellikle yurt dışında 3 aylık, 6 aylık günlük arabalar alanlar var. Onları aynı kefeye koymuyorum tabii ki kesinlikle. Ancak baktığınız zaman 6 ay bir fiil tek bir sürücü olarak benim kullandığım 10.000 kilometre civarında bir mesafe kat ettiğim araçla ilgili de bir takım fikirlerimi beyan etme konusunda serbest davranıyorum diyebilirim. Şu anki, yani başlangıçtaki en sevilmeyen durum bu Malka, marka algısıyken, şu anki en sevmediğim durumsa şu: Ben genelde bir aracı en fazla 2 yıl kullanıyorum, daha fazla değil. Ve ilk birkaç ay genelde hep aynı duyguya kapılırım. Ne kadar mükemmel bir araç, işte bundan daha iyisini bulamam. Ee, ...muhtemelen ömür boyu bu aracı kullanacağım falan diye başlarım. Daha sonra da 3. 4. aydan itibaren başka araçlara bakmaya başlar ve sıkılırım. Bunda da yine 3. 4. aydan itibaren farklı araçlar bakmaya başladım ama... ...bunda şöyle bir sıkıntı var. Santa Fe'yi o kadar her ihtiyacı karşılayacak şekilde yaratmışlar ki... E, ...abartıyor diyenler olabilir aranızda. E, abartmıyorum kesinlikle. Yolda müthiş... Şehir içinde müthiş, arazide müthiş, uzun yolda müthiş, ses yalıtımı harika, e, koltuk konforu şu ana kadar kullandığım her araçtan çok çok daha iyi. Şu ana kadar hangi araçları kullandım diyebilirsiniz. İşte Mercedes'in S klası haricindeki tüm araçlarını kullandım, sahip de oldum birçoğuna. İşte CLA, C, SL, CE, GLC gibi araçları sahip oldum, kullandım. Yine baktığınız zaman... İşte BMW 3 serisi aracım var şu anda. 5 serisi kullandım. X3 kullandım. X5 kullandım yine geçtiğimiz zaman içerisinde. Volvo yine binek araçları haricindeki tüm jiplerini kullandım. XC40, XC60, XC90. Yine işte baktığınız zaman daha farklı premium olmayan markalardan Toyota gibi. Yine işte farklı işte Ford gibi. Ee, yine Renault gibi çeşitli markalardan araçlara da sahip oldum ve kullandım. Gerçekten yani abartmıyorum bunun için anlattığım şeylerden. Kendi aracını pazarlamaya çalışıyor diyebilirsiniz. Hayır, hiç öyle bir niyetim yok. Zaten şöyle girmiştim konuya. Bu araçla ilgili en büyük sıkıntı şu. Bu araca sahip olup kullandıktan sonraki, umarım isteyenler sahip olurlar güle güle de kullansınlar. Ee, başka bir aracı beğenmek zor özellikle bir şeye sahip olmadan onun varlığının eksikliğini hissetmek çok mümkün değil ben koltuk havalandırmaya sahip olana kadar böyle bir şeyin yokluğundan sıkıntı yaşayacağımı hayal edemezdim yine baktığınız zaman işte dört çeker bir araçla arazide vakit geçirmeden böyle bir şeyin eksikliğine e, dair sıkıntı yaşayacağımı düşünemezdim yine hibrit sistem. İşte böyle bir araca sahipsiniz ve müthiş az tüketiyor kendi bisikletine göre. E, ya derler ya hani bir şeyin e, görmeden kendininkini işte en iyi sanarsın falan diye. Tam olarak öyle mevzu. Gerçekten her şeyin daha iyisi var, daha güzeli var, daha konforlusu var vesaire. Şu ana kadar ama benim gördüğüm, kullandığım, paramla satın alabileceğim sahip olabileceğim araçlar içerisinde gerçekten en iyisi bu. Bu da şöyle bir sıkıntı doğuruyor. Ben sık araç değiştiren bir insanım. İçinizden şöyle bir olabilirsiniz. Tek derdim bu olsun kardeşim. Eyvallah teşekkür ederim. Gerçekten tek derdim keşke bu olsa ama bu büyük bir dert benim için. Ee, sanırım dert olmaktan çıkacak. Sanırım çok çok daha uzun süreler bu aracı kullanıyor olacağım. Umarım farklı problemlerle karşılaşmam yani. Farklı sıkıntılar karşıma çıkmaz demişken hiç mi sıkıntı yok arkadaş? Hiç sıkıntı yaşadığın bir şey yok mu? Hiç beğenmediğin şurası şöyle olsa demediğin bir şey yok mu? Çok var. Bazı bölümlerde bunları size söylüyorum. Mükemmel bir araç muhtemelen yok. En azından benim şu ana kadar tecrübe ettiklerim içerisinde mükemmel araç diyebileceğim bir araç yok. Peki bu araçla alakalı şu ana kadar karşılaştığın en büyük sorun ne dersen eğer. Şimdi ilginç bir SMS aldım 3-4 hafta kadar önce. Bu bölüm önemli. SMS'te diyor ki... Hatta şöyle çıkartıp... Yeniden şey yapayım... Ee, bakayım... SMS'i... Bulup okuma, okuyabilecek miyim size? SMS Hyundai'dan geldi. Ben uzun süredir bir konuyu araştırıyorum zaten. Farklı bir takipçimden gelen bir şikayet üzerine... Araçlarla alakalı herhangi bir globalde gen, e, çağırma durumu var mı? Geri çağırma durumu var mı? Herhangi bir genel arızadan dolayı. Bunu inceliyorum. E, şöyle bir şey gördüm. E, Kasım ayından Aralık ayı içerisinde bir güne kadar üretilen e, Santa Fe'lerin e, bir bölümünde bir sıkıntı var. O sıkıntı da şu. Burada gördüğünüz sürücü bilgi ekranı. Hiç beklenmedik bir anda. Hop diye tepetaklak oluyor. Bu da bir güvenlik sıkıntısı. Yani e, ekranın oryantasyonu sanki ekranı siz ters çevirmişsiniz gibi. Hani bu tabletlerde falan olur ya. Tam tersine dönüyor ama ters çevrilmemiş, sabit duruyor olmasına rağmen. Bu nasıl bir sıkıntı yaratır diyebilirsiniz. Ya bu çok büyük bir sıkıntı. Hem güvenlik açısından hem de sürüş açısından aracı sürülemez hale getirebilir. Peki ee, bunun için Hyundai ne yapmış? Bunun için Hyundai öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nden başlamak üzere pek çok ülkede satılan bu aracı geri çağırıyor. Ve aracın bu sürücü bilgi ekranında bedelsiz bir değişim sağlıyor. Ben de 26 Ağustos Cuma günü saat 3'te Hyundai'den böyle bir mesaj aldım. Falanca şasinoğlu aracınızda geri çağırma kampanyası bulunmaktadır. Ücretsiz yapılacak işlem için randevu olarak en yakın Hyundai yetkili servisimize aracınızı getirmenizi rica ederiz diye bir mesaj. Şimdi bu gelene kadar ben e, acaba benim aracım etkilenmedi diye düşünüyordum ne yalan söyleyeyim. Ancak aracın etkilendiğini bu durumdan görünce e, ilk etapta dedim ki güzel çok güzel bir e, yaklaşım bu. Hyundai neticede e, müşterisini koruyor. Ve geri çağırma büyük bir iş arkadaşlar. Ben de çok uluslu bir şirkette çalışıyorum. Ve herhangi bir ürünle alakalı geri çağırma kararı vermek çok büyük bir iş gerçekten. Hem prestij açısından hem maliyet açısından çok büyük bir iş bu. Hyundai bunu anladığım kadarıyla Türkiye'de operasyonel olarak yapabileceğine dair okey almış buradaki operasyon birimlerinden. Ve servislerden e, randevunuzu alıp gidip bunu yapın diyor. Ha ben yapacak mıyım? Hayır. Niye yapmayacaksın hani işte bir sıkıntı vardı falan. Vallahi ben bunu yapmayı düşünmüyorum açıkçası şu aşamada. Peki, problemin bu olduğuna emin misin? Evet, çünkü gidip bu mesajı aldıktan sonra şasi numarasını geri çağırma kampanyası sayfasına girdiğim zaman gördüm ki sürücü bilgi ekranıyla alakalı bir değişiklik yapılacağı söyleniyor. Bu da birebir zaten benim aracımın da üretim tarihi Kasım 2021 hatırladığım kadarıyla. ben Şubat 2022'de teslim almıştım aracı. Dolayısıyla bu problemden ben de etkilenmiş durumdayım. Değiştirecek misin? Hayır. Servise gittiğimde neler yaptıklarını bir anlamaya çalışacağım öncelikle. Bu sürücü bilgi ekranını değiştirmek tahminince burada gördüğünüz tüm ön konsolun tamamıyla sökülmesini gerektiriyor diye düşünüyorum. Yine bu ön konsolun sökülmesi için bu ortadaki konsolun vesaire sökülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu büyük iş. Yani bu cidden büyük iş. Yani böyle bir işe e ee, ben cesaret edemiyorum açıkçası. O yüzden hem servisler biraz tecrübelensin. Bunu e, yapacak arkadaşlar gitsinler, yapsınlar. Ondan sonracıma söyleyeyim. Problemi yaşayan varsa bizzat tabii ki gitsin, yapsın. Ben problemi yaşamadığım sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Neden böyle diyorsun dersen eğer ben e, teknoloji dünyasındayım. Yani mühendislik yapıyorum aslına bakarsanız. Ve genelde gördüğüm şey şu. Belirli bir hata sayısına ulaştıktan sonra, belirli bir üretim süresi çerçevesinde üretilen cihazlar hepsinde bu problemin çıkacağının garantisi yoktur. Bir kısmında bu problem çıktığı için üretici risk alır, der ki ben tamamını değiştireceğim. Daha doğrusu risk almaz ve ben bunları tamamını değiştireceğim der. Ancak bu çıkan hata çok sınırlı da kalabilir. Yani sadece işte bin tane araç üretmişsinizdir mesela bu binli seride e, belki beş tanesinde çıkmıştır ki bu kabul edilebilir değerdir. Binde işte onlar on beşler falan geçtikten sonra bu genel bir problem olduğuna kanaat getirilir genelde. E, sizin aracınız hiç etkilenmeyebilir hiç böyle bir problemle karşılaşmayabilirsiniz araç cihaz neyse. Ama karşılaşa da, karşılaşa da bilirsiniz. Ben yani değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Şahsen aracıma dokundurmayı düşünmüyorum. Aracı Hyundai güzel üretmiş. Ancak servisi nasıl bir fikrim yok. ha Ne zaman ki dediğim gibi az önce e, normal servis süresi gelir. O servis süresinde gidip baktıracağım. Bakacağız. Adamlardan durumu öğreneceğim. E, yapıp yapamayacaklarına dair e, şey yapacağım. E, nasıl söyleyeyim? ölçeceğim, biçeceğim ve yaptırıp yaptırmamaya karar vereceğim. Büyük ihtimalle %99'da yaptırmayacağım. Ne zaman ki bu problemle karşılaşırım o zaman gider yaptırırım. Evet, araçla ilgili şu ana kadar karşılaştığım en büyük sorun sanırım bu. Bunun haricindeki sorunlar bir takım hep işte çevre çevresinden dolanma yöntemiyle aşabileceğiniz şeyler olacaktır eminim. Ben böyle aman aman sorun diyebileceğim başka bir şeyle karşılaşmadım. Belki hatırlayanlarınız vardır. İşte Apple CarPlay'de bir yankılanma problemi vardı. Onun dışında şu büyük bir problem diyebileceğim bir şey yok. Ee, son olarak bir de şundan bahsedeyim. Araç 15.000 kilometrede bir servise girmesi gerekiyor hatırladığım kadarıyla. Ee, onu görebileceğim bir yer yok. <laughs> yani bilmiyorum şu ana kadar servise aracını sokan var mı aranızda. Varsa lütfen beni bilgilendirsin. 15 bin kilometreye yaklaşınca herhalde bir yerde uyarı uyarı verecek. Ne menülerde ne de e, sürücü bilgi ekranında şu an için bugün baktım tekrar bulamadım. Daha önceki videolarda belki kurcalarken göstermiş olabilirim böyle bir şey vardıysa. Ama şu an kendim bulamamış durumdayım. E, çok utanç verici bir durum. Belki de yok. O yüzden e, bulamamış olabilirim. Evet çok uzattığımı farkındayım. Şimdilik bu kadar. Ee, videoları düzenli olarak gelmeye, e, oluşturmaya, sizinle paylaşmaya devam edeceğim umarım. Tatilde e, kaydettiğim bir takım e, şey videoları var, e, drone videoları var. Onları da derleyip e, hazırlayabildiğim anda size sunacağım. Nefis, göl, e, doğa manzaraları, e, ben çok seviyorum bu tip dağ, bayır, işte ağaç, orman, göl, vadi, akarsu ve benzeri görüntüleri. Sizlerle de paylaşıyor olacağım. Rahatlamak için veya işte e, yine DJI Mini 3 Pro ile nasıl görüntüler alabiliyor. Bunu görmek isterseniz amatör bir kullanıcı olarak neler yapabildim. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdilik buradan bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlara muhakkak yorumlarınızı yazmayı. E, hiç üşenmeyin. Ben de eskiden çok üşeniyordum yorum yazmaya. Aklınıza gelen şeyler varsa hemen 2 dakika karalayın. Ben herkese dönmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.